Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte. Konuğumuz Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya olacak. Hoş geldiniz. Beni rahat duyabiliyorsunuz herhalde. Hoş bulduk. Günaydın. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi biz sizin açıklamalarınızı ve ihracatçılardan gelen açıklamaları şöyle duyduk son zamanlarda. Maliyetler çok yüksek. Kur enflasyonun altında bir artış sergiliyor. Bizim maliyetlerimizin de altında kalıyor. Biz fiyat oluştururken yüksek kalıyoruz ve dışarıda rekabet şansımızı kaybediyoruz. Uzak Doğu bile biz Uzak Doğu'dan bile %40 fazlayız şu anda fiyatta. Dolayısıyla buna bir çözüm getirmemiz lazım. Yoksa istihdamda ciddi bir kayıp olabilir. Bu maliyetlerle baş etmek için de ciddi küçülmelere gidebiliriz. Bir de resesyon var. Şimdi sorun özetle bu mu şu anda yaşadığınız? Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Evet, pandemiyle beraber hem tedarik zincirindeki bozulma hem lojistik maliyetlerindeki artışla beraber aslında ciddi bir şekilde hazır giyimde baktığınız zaman 2021 yılında ciddi ihracat rakamlarına ulaştık. Evet. 2022 yılında da ilk 6 aydaki bu rakamlı bu veriler doğru bir şekilde devam etmişti. Özellikle 2022'nin ikinci dönem kısmına baktığımız zaman savaşla beraber yaşanan sıkıntılar, resesyonun getirdikleri, enerji kriziyle beraber özellikle asgari ücretteki son dönem yapılan zamlar, emek yoğun sektörümüze baktığımız zaman hazır giyim sektöründe üretim maliyetlerini ciddi şekilde arttırdı. Şimdi şöyle değerlendiriyoruz. Son yapılan zamlarla beraber Türkiye'deki brüt işçiliğimiz 610 dolarlar civarına çıktı rakamsal olarak baktığımız zaman. Brüt işçiliği. Evet, brüt işçiliğimiz. Son 10-15 yılımızı değerlendirdiğimiz zaman hazır giyim sektöründeki bu asgari ücret rakamlarına baktığımız zaman 400-450 dolarlar civarındaydı bizim rakamlarımız. Sonuçta rekabet ettiğimiz bir takım ülkelerimiz var bizim bu yaptığımız işle ilgili. Çünkü biliyorsunuz bizim yaptığımız ihracatımızın %72'si Avrupa Birliği'ne. Bu ihracatı yaparken işte ne bileyim Vietnam gibi, Kamboçya gibi, Sri Lanka gibi bir takım ülkelerle karşı karşıya bizim fiyatlarımızı değerlendiriyorlardı müşterilerimiz. 610 dolarlara çıktığımız zaman maalesef pahalı bir ülke haline geldik. Tabii ki bu pahalılığı baktığımız zaman son zamanlardaki şöyle bir söylemimiz var. Daha fazla katma değerli, daha fazla nitelikli ürünler yaparak bu pahalılığımızı bir türlü bizim geçiş noktasına getirmemiz gerekiyordu. Ama özellikle bu 40-50 yıldır yaşanmayan resesyonla beraber, Avrupa Birliği'nde dünyada yaşanan resesyonla beraber hane halkının cebini direkt etkilediği için maalesef hazır giyim sektörümüz bu konuda negatif etkilendi. Oradaki duraklama ve yavaşlama hazır giyim sektörünü direkt etkiledi. Yatırımı da yapamadık diyorsunuz. Katma değeri artıracağım. Evet. Neredeyse 3-4 aydır bizim sektörümüze çok ciddi yatırımlar düşünülmesine rağmen herhangi bir yatırımımız yok. Mevcutiyeti korumakla ilgili çalışmalarımız var. Son zamanlarda biliyorsunuz ciddi enflasyon artışlarıyla beraber karşı karşıya kaldık. Enflasyona baktığımız zaman yukarılarda kaldık. Dövizin üzerindeki baskı ve sabitlemeyle beraber biz şu an fiyat tutturamamaz hale geldik. Zaten geçenlerdeki yaptığımız açıklamalar diğer aynı gıda sektöründe olduğu gibi hem hazır giyim sektöründe ve diğer sektörlerde bırakın fiyat arttırmayı bir de nitiketim fiyat sabitleme hatta indirimlerle karşı karşıya kaldık. Yeni sezon da geliyor Ramazan Bey. Evet, 2023 yılının ilk çeyreğini değerlendirdiğimiz zaman özellikle küresel ekonomide ve ihracat pazarlarımızdaki beklediğimiz zaten yavaşlamayı görüyoruz biz. Buna bağlı olarak hazır giyim sanayi üretimi de tabii ki yavaşladı aslında. Bu noktada ham madde ve girdi stokları, nihai ürün stokları da en düşük seviyelerine aslında ulaşıyor. Nitekim burada iç pazarda ise seçim öncesi bir genişlemeci politikalardan dolayı bir hareketlilikler yaşanıyor. Ancak tabii ki Türkiye'nin üretiminin giderek pahalı hale gelmesi, Türk markalarının da giderek ithalata yönleniyor. Son zamanlarda baktığınız zaman 1,5 milyar dolarlardan 2,2 milyar dolarlara ithalat rakamlarımız çıktı. 2022 yılında ihracat rakamımız bakın 4,77 arttı. Yani sektörün ithalatı uzun bir aradan sonra arttı. Çünkü evet. Rakip ülkeler daha ucuz ithalata kaydı diyorsunuz. Doğru mu anladım? Önemli bir şey bu. Aynen doğru söylüyorsunuz. Ciddi bir şekilde ithalatımız oluştu. Nitekim yine hazır giyim sektörüne baktığınız zaman 2022 yılında 4,77 artışla 21,2 milyar dolar artışla
kapattık. Aslında hedefimiz 23 milyar dolardı. Tabii ki 2022 yıl artık geride kaldı. Önümüzdeki yıla bakacağız. Bu sene tutar mı 21.2 milyar dolar? Üçüncü sırada kapattınız ihracatta evet, geçen yılı. 2023 yılında en iyi koşullarda tabii ki 2022 yılı rakamlarını ulaşmaya çalışırız ama bizim öngörümüz 2023 yılında ortalamalarda herhalde 20 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağımız gibi gözüküyor. Nitekim Ocak ayındaki bugünkü veriye göre baktığımız zaman hazır giyim geçen seneye göre %8-%9 eksi durumundayız. Tabii ki burada bir parite etkisi var. Bu işçilik giderlerinin artmasıyla beraber ve resesyonla karşı karşıya kaldığımızdan dolayı maliyetleri tutturamıyoruz. Çok ciddi bir karsızlıklar yaşıyor sektörümüz şu an. Peki Ramazan Bey, yani öncelikle hoş geldiniz. Ben şeyi merak ediyorum. 20 milyar dolarlık ihracat için ne kadar bir ithalat yapıyor sektör? Yani ham madde ithalatınız toplamda ne kadarı buluyor? Ne kadar net şimdi ihracat olmuş oluyor bu durumda? Onu çok güzel, çok güzel. Tabii ki biliyorsunuz aslında hazır giyim sektörü 21.2 milyar dolar aslında çok net bir ihracatçı. 21.2 milyarın 2.2 milyar doları aslında burada ithalat. Yani %90 burada net bir ihracatçı durumundayız. Baktığımız zaman hazır giyimde 21.2 ihracat var, 2.2 ithalat var. Bir tek burada son zamanlarda özellikle biliyorsunuz tekstil kısmı, iplik örgü, kumaş kısmı. Evet. 12 milyar küsur dolar ihracatı var. İlk defa son aylarda tekstil kısmında şey verdi, cari açık verdi. Bunun esas sebebi nedir peki? Yani açık vermesinin? Buradaki tabii ki dövizin sabit kalması, dövizin buradaki bir enflasyon karşısında aşağıda kalması hem iç piyasada hem de yerel markalarımızda ithalata yöneldi. Çünkü iç piyasamız ciddi bir şekilde işçilik fiyatlarımız arttı. Ve arttı, biliyorsunuz enerji maliyetlerimiz çok ciddi şekilde artış gösterdi. Peki burada tam şeyi eklemek isterim. Hani siz ilk başta söylediniz bizim rakiplerimiz Kamboçya, Endonezya vesaire gibi ülkeler işte, yani Çin vesaireydi. Hani bunlar sonuçta Avrupa'ya yani tüketen tarafa, tüketen coğrafyaya uzak yerler. Ve aslında bizim hep yani avantajımız olarak kullandığımız bir bölge yakınlığı vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla biz şimdi bir kere yeni rakiplerimiz var mı? Örneğin son dönemde çok konuşuluyor. Fas, Tunus, Mısır. Yani bunlar bizim bu alanda bizden pazar payı alan ülkeler herhalde yanılmıyorsam. Bu bir şey anlatabilirseniz rekabeti ve rakip ülkeleri tam veya avantajı var mı Türkiye'nin bu anlamda? Yani resesyon dönemlerinde biliyorsunuz daha küçük küçük partilerde siparişler verilir. Yani bu bir avantaj olur mu sizin için? Bunu da bir anlatabilirseniz. Tabii ki şimdi özellikle Türkiye'nin coğrafi konumuna baktığımız zaman burada ciddi bir şekilde bir pozitif olarak ayrılıyoruz. Ama maalesef pandemi dönemiyle beraber fast fashion dediğimiz hızlı moda algısı maalesef pandeminin içinde yavaş modaya dönüştü. Özellikle Z kuşağının tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle beraber bu hızlı modadan yavaş modaya dönüşte işlerin daha çok basic, daha maliyet odaklı, fiyat odaklı ürünlere kaydığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı yaşanan resesyonla beraber ihracatını yaptığımızda özellikle Avrupa Birliği, biraz önce saydığımız Vietnam, Bangladeş, Hindistan, Çin gibi ülkelere daha fazla gidiyor. Şu sebepten dolayı sonuçta fiyat olarak baktığımız zaman aralarımızda bizim bu 400-450 dolarlardan 600 dolarlara çıkmamız neredeyse %40 bir artışımız oldu. İşçilik payında %35 olduğunu düşünürsek ortalama fiyatlarımız %15-%20 daha da pahalı olmuş oldu. Bizim zaten son dönemlerdeki açıklamalarımız fiyat odaklı değil, değer odaklı, daha katma değerli ürünler bizim üretmemiz gerekiyor. Biz bu sebepten dolayı biraz önce sizin dediğiniz gibi şimdiki yatırımlar aslında yeni fabrikalar üzerine değil, daha çok dijital, daha çok yeşil dönüşüm üzerine yapılan yatırımlar olarak görüyoruz ve görmekte olacağız bundan sonraki dönemlerde. Yani fiyatın katma değerini arttırmak için. Aynen, fiyatı ve katma değeri arttırabilmek için daha fazla nitelikli insan ve yatırımda dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme doğru bir dönüşümüzün olduğunu görüyoruz zaten. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi daha fazla yüksek adetlerden daha çok esnek bir üretime geçmemiz gerekiyor. Adetlerin düştüğü, order sayılarının arttığı bir önümüzdeki dönemi göreceğiz. Yani tekstil ve özelliğin neden önemli? İstihdamın, emek yoğun bir sektör. İstihdamın aynı turizm ve perakende sektöründe olduğu gibi istihdamın çok yoğun olduğu bir sektör. Evet.
O yüzden de bir de yatırımların ihracat artmasıyla beraber mesela iplikte inanılmaz kapasite artışlarına gidildiğini biliyorum. Ama şimdi dolar kuru nedeniyle ithalat başladı. Yine uzun zamandır görmediğimiz mesela bir tartışma var. İthalat yasaklansın, ithalat olmasın. Çünkü iplikte bir kapasite fazlası oluştu. Yatırımlar yapılmıştı ama kur nedeniyle ithalata kayıldığını biliyorum. Biraz önce söylediğiniz oydu galiba ithalat kısmında. Evet, her zaman tabii ki ithalat ve ihracat dengeli olması gerekiyor. Ama bu son tabii ki bir yılımıza baktığımız zaman yüksek enflasyon, kurun üzerindeki baskı ve neredeyse kurun sabitlendiğini görüyoruz. Emek yoğun sektörde baktığımız zaman yüksek istihdamlar var sonuçta. Evet. Ve özellikle son dönemlerdeki istihdam çıkışlarını sektörde özellikle tekstil kısmında görüyoruz. Biz bunun için kısa çalışma durumuna geçelim, kısa çalışma ödeneği devletimiz tarafından desteklensin diye bir talebimiz oldu. Ama maalesef bu karşılık görmedi. Özellikle son zamanlarda hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan hem Merkez Bankası'ndan da kur üzerinde bir çeşitlemeye gidilmesini istedik. Ama maalesef Merkez Bankası bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir pozitif dönüş yapmadı. Özellikle ihracat kurunda bazı sektörler için özel bir kur belirlenmesi gerektiğini talep ettik. Çünkü biliyorsunuz sonuçta Avrupalı ve Amerikalı müşterilerimize baktığımız zaman ülkemizden yaptıkları alımlardan sonra farklı ülkelere gittikleri zaman tekrar ülkemize dönüşleri çok kolay olmuyor. Bizim ülkemizin direkt ihracat yapması gerekiyor, döviz kazanılması gerekiyor. Bunun en kolay yolu hazır giyim ve tekstil sektörü baktığınız zaman. Hem yoğun, emek yoğun bir sektör, istihdam var, hem de net bir ihracat var. Buna baktığımız zaman biraz önceki söylediğim dijitalleşmeyi ve teknolojik dönüşümü, yeşil dönüşümü en hızlı ve en güzel sağlayan sektörlerden bir tanesi de tekstil ve hazır giyim sektörü. Peki yani şimdi özel kur, evet, özel kur konusunda Merkez Bankası'nın yanıtı ne oldu bilmiyorum size. Hani onu gerçekten merak ediyoruz. Bir yanıt verdi mi bununla alakalı? Diğer taraftan da hani böyle özel kurların olduğu yani sistemler pek örneği yok aslında dünyada. Hani dolayısıyla hani bu tip bir ekonomi de yok. Dolayısıyla hani bunun yaratacağı farklı sıkıntılar var bankacılık sisteminde vesaire. Hani bunları ifade etti mi Merkez Bankası bilmiyorum. Ama sizin bir kur tahmininiz ya da beklentiniz var mı bu yıl için? Bunun için sordum. Çünkü yıl başında 610 dolar aslında şu an asgari ücret. Ama yıl genelinde işte kurdaki hareketlilikle birlikte düşüyor biliyorsunuz. Yani o maliyet aşağı iniyor. Eğer ekstra bir zam olmazsa. Dolayısıyla bu yıl seçim öncesi ve seçim sonrası olarak değerlendirildiği için biraz da ekonominin genel şeyleri, dinamikleri. Yani 610 diye kalmayacak en nihayetinde. Yani kur sonuçta enflasyon gibi o da belli bir seviyeye geliyor ve aslında düşüyor. Yani yıl ortalaması var mı? Mesela asgari ücrette bir kafanızda ortalama maliyet var, hesabınız var mı? Örneğin 550 dolar mı bu mesela? 510 dolar mı bilmiyorum. Yani onu çok ısrarla söylüyorsunuz o yüzden söylüyorum. Hani bütün işçilik giderleri çok yükseldi diye ama düşecek mi sonuçta? EYT var. O da ayrıca bir maliyet tabii. Şimdi tabii ki bu işçilik fiyatları sadece girdi maliyetler olarak baktığımız zaman en büyük unsurumuz. Ama bunun yanında biliyorsunuz diğer giderler dediğimiz enerji ve diğer giderlerimiz çok ciddi şekilde bir artış gösteriyor. Geçen sene 23 yıldan sonra ilk defa yılda iki kere asgari ücrete biliyorsunuz zam geldi. Biz bunların tabii ki hepsinin öngörümünü de yapmaya çalışıyoruz. Eskiden kısa vadeli hesaplar yapıyorduk. Şimdi orta vadeli ve uzun vadeli hesaplar yapmak zorundayız. Biz nitekim pandemiyle beraber aslında hazır giyim sektörüne baktığımız zaman karsızlık bir döneme girdik. İşin sürdürülebilirliğini sağlamak ve işin sanayi çarklarının dönebilmesi için minimal bir karlılık sistemine geçtik. Bu karsızlığı baktığınız zaman uzun süre devam ettirmek mümkün değil. Emek yoğun sektörlere baktığınız zaman hem ciddi yatırım var hem de ciddi istihdamlar var. Şu an özellikle Euro Birliği'ne yaptığımız ihracatlara baktığınız zaman şu an Euro 20 liranın biraz üzerinde görünüyor. Ki biz nitekim bazen 20 liranın üzerlerinde ortalama kuru alarak mallarımızı satmaya çalışıyoruz. Bizim bununla ilgili ki hedefimiz nedir? Şu an aslında kısa vadeli kurun 23 lira, 24 lira olduğunu düşünsek bir nebze bizi rahatlatacağını düşünüyorum. Ben önümüzdeki dönemlerde özellikle ilk 6 ay içinde en azından seçimlere kadar çok kurlar üzerinde çok bir artış olacağını açıkçası öngörmüyorum. Ama sorduğunuz soruya cevap verirsek ben önümüzdeki yıl için ortalama euronun 23-24 lira civarında olacağını öngörüyoruz. Doların? Dolar herhalde. Buna bağlı olarak pariteden de 1.07-1.08 civarında eksi olacağını düşünebiliriz.
Anladım. Peki, yani dolarda sizi, biraz düşüş, euroda da biraz yükseliş bekliyorsunuz, stabil diyorsunuz. O tablo sizi memnun edecek mi, tablo mu? 24, 23. Bu 610 dolarlar bizi 550 dolarlar civarındaki bir rakama çekecektir. Bu tablo maalesef biraz önce de aslında burada en büyük sıkıntımız maliyet odak, maliyet girdilerinin artması gibi olduğu gibi fast fashion dediğimiz hızlı modanın yavaş modaya dönmesiyle beraber tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi, bizim sektörümüzde müşterilerin de ülke değişimlerine veya iş modellerinin değişimlerine sebep verdi. Bu sebepten dolayı rekabet ettiğimiz ülkelerde de aynı sıkıntılar var. Onlara baktığımız zaman rekabet ettiğimiz ülkeler şu an ortalamalarda 150 dolarlar civarında brüt maliyetleri var. Bizim 550 dolar olduğumuz zaman bu ciddi sıkıntılar oluyor. Bizim buradan kurdaki spot bir kur istememiz Hazine Maliye Bakanlığı'ndan, bunun bir 25-30 yıl önce bir örneği olmuş bizim ülkemizde aslında. O örneği de verdik. Bu tabii sınırlı bir şekilde, kısa süreli bir şekilde olması gerekiyor. Ama herkes ister. Zaman... Yani farklı sektörler de talep edebilir bunu, o yüzden. Yani otomotiv var, kimya var. Ama burada tabii resesyonla beraber enflasyon ve Avrupa'daki resesyon, ekonomik krize baktığınız zaman hane halkının direkt cebini etkiliyor ve ilk etkilenen sektörlerden bir tanesiyiz biz hazır giyim sektörü olarak. Bu dinamizmi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü onu kaybettikten sonra tekrar yerine getirmek yıllarımızı alıyor. Bakın pandemiyle beraber biraz önce yine altını çiziyorum. Lojistik sistemlerin kapandığı, dükkanlarımızın kapandığı yerlerde bizim fabrikalarımız çalıştı ve bu ihracatları yaptık. Neden bir de yaptık? Siz orada, pardon sözünüzü kestim ama şimdi navlun fiyatları düştü. Çin açıldı. Evet. Türkiye'nin lojistik avantajı da orada biraz daha geri planda kaldı. Ondan da yani bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. 3000 dolarlar olan lojistik maliyetleri bir ara biliyorsunuz 13 bin dolarlara, 15 bin dolarlara kadar çıkmıştı. Şimdi tekrar aynı fiyatlara geri geldi. Evet. Bizim şu an sadece coğrafi konumuz olarak Avrupa Birliği'ne olan yakınlığımız şu an bizim için bir avantaj. Ama bu avantajımızı biraz önce söylediğim o hızlı moda yerini yavaş modaya bıraktığı için o avantajımızı bugün için yitirdik. Anladım. Bizim bunu tekrar bir pozitif hale getirebilmemiz için tek üzerinde durmamız gereken şey fiyat odaklı değil, değer odaklı, daha katma değerli, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün döndüğümüz bir sektör haline getirmemiz gerekiyor ki sektörümüzü bu ihracatları devam ettirebilelim. Peki Ramazan Bey, mesela siz şunu gözlemliyor musunuz? Bazı yatırımcıların ya da bazı üreticilerin farklı ülkelere de kaydığını, mesela işte Fas, Tunus, Mısır, bayağıdır böyle bir trend var aslında da tekstilde. Ama mesela orada da, yani burada üretim yapıyor, aynı zamanda orada da yapıyor mesela. Yani ya da ithalat yapıyor muazzam markası için. Evet ama mesela onlar ayrı, bir de ihracat odaklı çalışıp Fas'tan mesela üretimini kaydırmış. Aynen. Yani bu mesela artarak giden bir trend mi? Yani oradaki maliyetlerin düşüklüğü sebebiyle sanırım yapılıyor bu. Yani sizin için biz üretelim, evet, üretelim gibi teklifleri. Yani bu bir artan bir risk midir sektör için, yoksa doğal bir sonuç mudur? Yani mesela bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki eski tekstilcilerin özellikle o taraflarda yerler açmasını. Özellikle hazır giyim ve tekstil sektörüne baktığımız zaman 80-2000 yıl arasında 2000 ve pandemi ve pandemi sonrası olarak değerlendirmekte fayda var. Bu söylediğiniz durum risk olan durum ya da artan bir durum değildir. Özellikle burada biliyorsunuz bizim yaptığımız ihracatın %70 civarında Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Son bir yıldır yalnız biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız ciddi şekilde arttı. %5 civarında bir rakamımız ulaştık. Özellikle burada Mısır tarafına bir kayış var. O da sebebi Kuyenzi bölgesi dediğimiz, orada bir vergi uygulaması var. Vergi free orada biliyorsunuz. Evet. Bu sebepten dolayı Türk firmaları Mısır'da hem tekstil ve hazır giyim sektöründe bir takım yatırımlar yapılıyor. Çünkü Mısır'dan özellikle Amerika'ya yapılan ihracatlarda vergi sıfır uygulaması var. Çok söylediğiniz Fas, Tunus ya da o bölgelere Türkiye'den giden hazır giyimciler çok fazla miktarda yok. Geçmiş dönemde pandemi öncesi bir Doğu Avrupa'ya doğru bir kayış vardı. Ama oradaki maliyetlerle, Türkiye'deki maliyetler neredeyse dengeye geldikten sonra o tarafa doğru bir kayış yok. Yani açıkçası bu söylediğiniz bizim için çok büyük risk değil. Ama burada çeşitleme açısından sadece Avrupa Birliği'ne bağımlı kalmamak adına diğer ülkelere yönelmemiz gerekiyor. Bu noktada da en büyük pazarımız aslında Amerika Birleşik Devletleri. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Nitekim hem ölçek ekonomisi ve ölçek üretimi yakalamak için işte Anadolu Üretim Merkezi yapalım, üretim üssü yapalım diye bir çıkışımız vardı. Türkiye'nin bütün bölgelerini bu konuda kullandı. Kullanmaya da devam edeceğiz. Ben tekrar o kura dönmek istiyorum. Kurda 23-25 lira olması hemen hemen tüm ihracatçıların özellikle tekstil hazır giyim ihracatının söylediği bir seviye.
Onun nedenlerini de anlattınız daha detaylı. Bir de üstüne resesyon var dediniz. Şimdi bir de pahalı, çok pahalı kaldık. İstihdam da yoğun bir sektör. Bütün bu yatırımları istihdamı da tutmalıyız. Gerekçelerini de böyle söylediniz. Bir de daha önce yaptığınız açıklamalarda ihracatı TL'ye çevirirken özel kur olsun talebi vardı. Hani bari bunu yapalım. Çünkü ihracatçı dövizini TL'ye çeviriyor belli bir oranda. İthalat yapmak evet. isterse de döviz alıyor. Arada da ciddi bir zarar yazıyor. Bu da ekstra bir maliyet oluşturuyor söylemi var. O noktada en azından bir görüşme trafiğinde olumlu bir sonuç alabildiniz mi? Bizim Merkez Bankası ya da Hazine Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde maalesef özellikle Merkez Bankası'nın zaten bir kur hedefinin olmadığını söyledi. Ve biliyorsunuz yapılan ihracatın minimum %40'ını zaten bozmanız gerekiyor. Eğer İzin Bank kaynaklarını kullanıyorsanız %40 artı 30 ortalamalarda %70 civarında paranızı bozmanız gerekiyor. Zaten bu seçimlere kadar finansmanlarda aranan koşulların biz devam edeceğini düşünüyoruz. Biraz son zamanlardaki finansman koşullarına baktığımız zaman ciddi şekilde tabii oradaki bir takım yaptırımlar var. Yapılan ihracatların %70'ini de bozulduğunu düşünürsek aslında oradaki döviz rezervlerinin eridiğini de zaten görüyoruz. Türkiye'de zaten artık bir döviz kuruyla bir ürün almıyorsunuz, bir döviz çeki kullanmıyorsunuz ya da bir döviz transferi yapmıyorsunuz. Türkiye'deki bütün alımları zaten dövizden TL'ye dönüyorsunuz. Bir tek ithalat anlamında dövizi kullanıyorsunuz. Hazır giyim sektörüne de baktığınız zaman zaten ithalat %10, en fazla %15 olduğunu gözlemliyoruz. Sonuç olarak önümüzdeki dönemlerde en azından seçimlere kadar dövizin üzerindeki baskının devam edeceğini düşünüp işçilik maliyetlerimizde nerede olacağını aşağı yukarı biliyoruz. 2023 yılındaki hesaplarımızı orta ve uzun vadede yaptığımız zaman biraz önce söylediğim 21 milyar dolarlar civarındaki rakamı bizim yakalamamız biraz zor olacak. Herhalde 20 milyar dolarlar civarındaki bir rakamla bu yılı kapatacağımızı düşünüyorum. Yani kur biraz da enflasyona neden olduğu için oradaki seçime kadar en azından bir gelişme burada beklemiyorsunuz. Belki bundan sonrası için diyorsunuz. Orada biraz ihracat kaybı da olacak diyorsunuz. Umarım o ihracat kaybı şu ana kadar mesela 30 bin civarında bir istihdam kaybı olmuş. Bu daha da artabilir uyarınız vardı sizin daha önce. Umarım bu daha da artmaz. Bir de böyle bir risk var mı onu sorayım. Bir de EYT düzenlemesi var. Şimdi diyorlar ki bütün yönetim katları EYT düzenlemesinin sonuçları ve oradaki gelişmelerle onları tartışarak bununla meşgul ağırlıklı öyle bir durumda yaşıyor musunuz? Kredi desteği evet, yeterli mi? Evet, hem asgari ücretteki ve ücret artışlarının yanında emeklilikte yaşa takılanların konusu da düzenlemeleri yapıldı. O da tabii ki bir ek ilave yükümlülükler ve yük getirdi sektörümüze. Biz sadece bizim sektörümüze değil bir sürü diğer sektörlere ama maalesef bizim sektörümüz emek yoğun sektör olduğu için. Bakın size şöyle bir rakam vereyim. Tekstil ve hazır giyimde üretimde çalışan aşağı yukarı 1,5 milyona yakın insan var ülkemizde. Bunun parakende, marka, AVM, hizmet sektörüne baktığımız zaman da toplamda 2 milyon kişi çalışıyor bizim tekstil hazır giyim sektöründe. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2022 yılının son verilerine baktığınız zaman özellikle tekstil kısmında iplik üreticilerine baktığımız zaman 30 bine yakın istihdam çıkışı oldu. Evet, bu istihdam çıkışı görülüyor. Evet, bu istihdam çıkışının devamlılığını önümüzdeki günlerde görebilir miyiz? Bir nebze tabii ki göreceğiz. Yani %5 civarında gördüğümüz zaman bir rakam 100 binlere kadar çıkma durumumuz olabilir. Bu tabii belki kısa vadede olmayabilir ama orta vadede bunu görme şansımız olabilir. Ki bu büyük bir sıkıntı getirir. Çünkü bu insanların işten ayrılması dışarıda işsizlikler ordusunun sayısını artıracaktır. Evet. Bu başka sıkıntılar getirecek. Biz bundan dolayı kısa çalışma ödeneği, bundan dolayı özel kur, bundan dolayı bir takım talep ve isteklerde bulunduk. Maalesef şu an sektör karsızlık üzerine kurulu bir sistem üzerinde devam ediyor. Biz bunu karlılığa çevirmek için mücadele ediyoruz. Biraz önce söylediğiniz gibi özellikle yaşanan resesyon, işte enflasyon, kurdaki sabitlenmiş bir kur ve baskısı, kur baskısıyla maalesef fiyat tutturmakta en büyük sıkıntımız. Bizim ihracatını yapabilmemiz için, daha fazla ürün ihracatı yapabilmemiz için biraz maliyet avantajına ihtiyacımız var. Anladım. 2023 yılındaki tabii ki sıkıntıları hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz.
Bunun altından da kalkabilecek bir sektörümüz var. İnşallah aydınlık günler yakınımızda. Ben şunu da söyleyeyim. İSO PMI endeksine baktım. Tekstil sektöründe uzun bir süredir tekstilde ve hazır giyimde sıkıntı olduğu, zaten 50 seviyesinin üzeri iyi, 50 seviyesinin altı düşük, evet, seviyeye dikkat çekiyor. Orada bir sıkıntı sinyali gelmişti. Yani verilere de yansımış zaten. Ama şöyle de bir başarı ve azim var orada. Çünkü siparişlerde azalış var. Ama üretim artıyor görünüyor. Yani her koşulda üretime devam etme çabası, ayakta kalma çabası, yeni pazarlar arama çabası ISO PMI endeksine yansımış sektörde. Onu da söyleyelim. Sektörümüzün ne kadar dinamik, aynen, ve heyecanlı olduğunu, aynen, buradan görebilirsiniz. Yılmak yok, yolumuza devam. Aynen. Siparişte azalma var ama üretimde artış var. Ciddi bir pazar arayışı, yenilikler, bir yandan yatırımlara da devam etme çabasını orada her türlü soruna rağmen görüyoruz. Evet, o dinamizmi de yansıtıyor. Pazar çeşitlemesi derken bunu rahat sağlayabiliyor musunuz, yapabiliyor musunuz diye de hemen o soruyu da ekleyeyim. Rekabet yoğun, resesyon var. Mesela Merkez Bankası Başkanı dedi ki resesyonun o kadar da hani göründüğü gibi ağır sert olmayacağını anladık dedi. Bu her sektör için geçerli mi? Mesela dünyada gıdanın ve giyimin bundan çok yakından çok daha fazla etkileneceği söyleniyor. En fazla etkilenecek sektörlerden birisiniz. Dolayısıyla resesyon hakikaten beklediğiniz gibi gitmiyor mu, yoksa geliyor mu ayak sesleri? Aslında baktığımız zaman tabii ki buradaki iklim durumu da çok önemli. Çok havaların da soğumadığını görüyoruz. Bu bizim için aslında bir noktada avantaj, bir noktada dezavantaj. Avantaj, enerji maliyetlerimiz çok yükselmiyor. Çok fazla enerji tüketimi oluşmuyor hem Avrupa'da hem ülkemizde. Dezavantaj, bu ürünler sonuçta üretildi. Kışlık mallar üretildi. Ürünler mağazalara ve stoklara girdi. Bunların satışı olmuyor. Bir sonraki sezonda bu sıkıntı olarak karşımıza gelecektir. Özellikle resesyonla beraber baktığımız zaman, önümüzdeki dönemi değerlendirdiğimiz zaman, tabii ki ülkenin ekonomisi ve politikasını burada her zaman destekliyoruz ve desteklememiz de gerekir. Ama emek yoğun bir sektör olduğumuz için biraz önce söylediğiniz gibi pazar çeşitlemesi çok kolay olmuyor. Akşamdan sabaha olmuyor. Yalnız şöyle bir avantajımız var. Eskiden daha fazla, mesela 10 yıl önceye kadar baktığımız zaman pazarlara gidip ürünlerimizi satıyorduk. Bir pazarlama yapıyorduk. Şimdi artık pazarlama sadece ürün satmakla başlamıyor. İşte dijital kısma geçiş, yeşil dönüşüme geçiş, dijital tasarım, dijital showroomlarla beraber artık bir pazarlama oluyor. Özellikle dijital pazarlamayı dijital hatlarla başlattığımız dönemlerde önümüzdeki dönemler biraz daha markalaşmanın olduğunu görüyoruz. Pazar yerlerinde, özellikle pazar yerlerindeki markalaşma, özellikle bu Rusya, yukarıdaki savaştan dolayı Rusya'ya doğru bir kayışımız var. Avrupalı markaların Rusya'dan çıkmasıyla Türkiye'deki yerel markaların Rusya'ya girmesi. Evet, bu bir avantaj ama bu akşamdan sabah çok kısa vadede olmuyor. Orta ve uzun vadede buradaki avantajlarımızı da yaşayacağız. Pazar çeşitliliğini önümüzdeki dönemlerde bir Rusya, iki Amerika Birleşik Devletleri olarak görebileceğiz. İç pazara biraz girelim mi? Bir tek ben şeyi eklemek tamam, istiyorum. Buyurun, ya tamam. Bir de kuraklık konusunu yani ilgileyebilir misiniz? Çünkü sizin hani girdi maliyetlerinizi en çok etkileyen şeyden bir tanesi olacak belki de pamuk vesaire. Pamukta ciddi sıkıntı yani, var. Dolayısıyla hani burada sizin görüşünüz ne, ya da önümüzdeki dönemde beklentileriniz neler? Buradan nasıl bir şey görebiliyorsunuz kuraklıkla alakalı? Tabii yani iklimin, havaların ısındığı son zamanlardaki dünyadaki duruma baktığımız zaman bunun tabii bir çeşitli önlemlerini alıyoruz. Özellikle yıl 2023 yılına girdiğimiz dönemde 2025-2026 yılı için çalışmalar yapıyoruz. Bu nedir? İşte Avrupa Birliği'ndeki bu karbon vergisi, karbon salımı ile ilgili yaşanacak olan sıkıntılarla ilgili, işte yeşil fabrikalar, yeşil dönüşüm ve dijital altyapı çalışmalarımızla bunlara önlemler alıyoruz. Hmm. Son zamanlardaki bizim en büyük sıkıntımız aslında bu, bundan ibaret. Önümüzdeki günlerde yeşil olmayan şirketler, bu kriterlere uymayan şirketler ihracat yapamayacak gibi bir sürece doğru hızlı evriliyor galiba. O yüzden mi tabii özellikle ki, anladım. Tabii ki. Tabii ki yani bir 3 yıl sonra baktığınız zaman sadece yeni bir müşterimiz ya da müşterimizle oturduğunuz zaman sadece o ürünün fiyatını konuşmaktan önce işin yeşil dönüşümüyle ilgili, çevreye verdiğiniz zararla ilgili ya da fayda ile ilgili olan durumları konuşacaksınız. Evet. Dijital altyapıları konuşacağız, iş güvenliğini konuşacağız. Daha sonra aslında işi konuşacağız veya fiyatlandırmaya geçeceğiz. Bununla ilgili olan kıstasları ve kriterleri yerine getireceğiz.
Aslında 2023 yılını değerlendirdiğimiz zaman önümüzdeki dönem belki biz kurda takılıyoruz diyorsunuz. Evet, yavaşlamamız olacak ama bu yavaşlama yine bizim için her krizden bir fırsat çıkartacağımızı düşünerek alacağımız önlemler, bu yeşil dönüşüm, eğitimler belki bir iki adım geri durarak daha fazla sıçramalara da sebep olacaktır. Anladım, o yatırımların da önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bu maliyetlerinizi etkileyen bir şey, fiyatları etkileyen bir sürece sizi götürebilir mi? Yani üretim safhasında kuraklık, su tüketimi ya da vesaire... Yani bunların azaltılmasına dönük olarak çalışmalar gerektirir belki. Böyle bir şeyin hesabınız var mı? Tabii yani şimdi şöyle bir durum var. Sadece teşvik yeni fabrikaların açılımı, yeni teknoloji, yeni binaların yapılımı olarak değerlendirmemek lazım. Teşvik veya desteği bu biraz önceki söylediğimiz yeşil dönüşüm ve dijital altyapıları oluşturmak için hatta yerindeki modernizasyonlar için kullanmak gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman benim bir söylemlerimde şöyle bir durum var. Hazır giyim sektörü tamam mı devam mı noktasına geldi. Eğer biz devam etmek istiyorsak sektörümüzde bu dönüşümü mutlaka uygulamamız gerekiyor. Her şeyden önemlisi yeni iş modelleri yaratmamız gerekiyor. Eğer yeni iş modelleri yaratmazsak yarınlarımıza hazırlıklı olamayız. Şimdi dışarıda mesela tasarım, işte biz resesyon, kriz vesaire derken bunları çok konuşmuyoruz ama tasarım ve katma değerli ürün derken işte bu yeşil yatırımlar, farklı olmak, çevre dostu olmak, daha organik olmak, daha sağlıklı olmak, daha fonksiyonel olmak artık önümüzdeki günlerin temel kriterleri. Mesela ben yurt dışında bakıyorum bazı ünlü markalarda. Eşofman altı gibi pantolonlar erkekler için giyimde. Üstüne bir ceket alıyorsunuz, takım elbise oluyor. Ya da işte ütülenmeyen gömlekler, ütü gerektirmeyen gömlekler. Ya da işte mesela öyle bir tişört yapıyorsunuz ki bütün gün karışmıyor, leke tutmuyor vesaire. Yani daha fonksiyonel, daha rahat, daha çevreci ürünleri aslında konuşmamız gerekiyor ama onlara çok daha gelemiyoruz tasarımlarda galiba. Ya da işte üretimlerde. Aslında Ebru Hanım biraz önce sizin söylediğiniz %100 olarak şu an Avrupa'da görebilirsiniz. O hızlı modadan yavaş modaya geçtiğimiz dönemde rahat ve konfor kıyafetleri tüketiciler daha çok kullanıyor. Aslında bu dijital dönüşüm, işte bu 3D kullandığımız dijital dönüşümlerle beraber aslında bunları sağlıyoruz. Biliyorsunuz dünya sürdürülebilirlik ekonomisine, döngüsel ekonomide bir takım yaptırımlar var. Mesela biz konvansiyonel olarak bir şey üretmek istemiyoruz. Bu sene 1 milyon tonun üzerinde pamuk üretildi ülkemizde. Sürdürülebilirlik çerçevesi içinde sertifikalı elyaflara yöneldik. İşte burada en büyük şeyimiz, kaynağımız biliyorsunuz organik pamuk, organik ürünler kullanmak için. Bu sürdürülebilirlikte döngüsel ekonomi çok önemli. Recycle ettiğimiz bir takım proseslerimiz var. Hem iplik hem elyaf hem kullanılmış eşyalarda. Aslında bizim sektörümüz baktığımız zaman bu konuda dönüşüm anlamında çok pozitif bir sektörüz. Çok ciddi şekilde dinamizmimiz bizi burada görebiliyoruz. Ama önümüzdeki dönem hem resesyon, hem maliyet artışları, hem hızlı modanın yavaş modaya dönüşü, biraz önce söylediğiniz rahat ve konfor kıyafetler. Mesela Avrupa'ya gittiğiniz zaman ikinci el pazarları görüyorsunuz, ikinci el satış noktalarını daha fazla görüyorsunuz. Bizde ikinci el de çok pahalı. Maalesef mesela Avrupa'da bir takım terzi usulü kullanmış olduğunuz ürünleri terzi şeklinde orada tamir atölyelerini görüyorsunuz. Evet. Bunları bizim ülkemizde de önümüzdeki dönemlerde görmüş olacağız. Terzilerin yoğun çalıştığını gördüğümüz bir dönem orası bizde net. Evet. Biraz daha tabii buradaki Z kuşağı ve yeni kuşakların biraz önce yine altını çiziyorum tüketim alışkanlıklarının değiştiğini gördüğümüz noktada ister istemez bütün dünyada bir etkileşme olacağını görmüş olacağız. Peki herkes diyor ki içeride şimdi indirimler var. Biz yani bunu eleştiri olarak almayın ama bilmiyorum turistlere fiyatlar nasıl geliyor. Artık yurt dışını yakaladık gibi bir durum da söz konusu. Hem turistler açısından alışverişe bakalım iç pazarda hem de bizim açımızdan. İndirimler oldu ama indirimlere bile yetişmek çok kolay değil. Fiyatlar hızlı yükseldi. Ve birçok markayla hemen hemen zaten aynı seviyeye ulaşan yerli markalar var fiyat konusunda. Maliyetler yüksek diyorsunuz. Şimdi tamam biraz indirim oldu işte anlamaya çalıştık ama yeni sezon gelecek. Ve yeni sezonda fiyatlar ne olacak diye herkes devam ediyor, soruyor. Acaba erken indirimler söz konusu olabilir mi? Onu da soruyorlar. Yani biz bu sezonun fiyatlarını nasıl tutturacağız acaba yerli vatandaş olarak, yani Türkiye'de yaşayan ve giyim alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar olarak.
2022 yılında şöyle bir veri vereyim. Turistlerin özellikle iç pazarda turizm harcamaları 5.8 milyar dolar. 2022 yılında bu bavul ticareti dediğimiz yolcu beraberindeki ihracatımız 2.1 milyar dolar. Bizim rakamsal olarak baktığınız zaman. Evet. Toplamda iç pazar rakamımız 35 milyar dolar. Parası olan harcıyor diyorsunuz. Evet, şimdi tabii iç piyasada yerel pazarımıza baktığımız zaman özellikle turizmdeki hareketlilik iç piyasayı dinamik hale getiriyor. AVM'lere gittiğiniz zaman ya da alışveriş merkezlerine gittiğiniz zaman luxury yüksek markalarda biliyorsunuz önünde kuyruklar var. Bu turizm harcamalarından kaynaklı ve bu canlılığın devam edeceğini görüyoruz. Çünkü zaten enflasyon ve dövizle TL karşısındaki duruma baktığımız zaman turistlerin tabii ki ülkemizde para harcaması daha kolay oluyor. Anladım. Ben cevabımı aldım yani 5.8 milyar dolarlık bir ne dediniz? Bavul turizm harcaması. Turistlerin harcaması 2.1 milyar dolar bavul. 35 milyar dolar tamamen iç pazar. Ve lüks markaların evet. Önünde kuyruk var. Ürün bekliyorlar, sipariş edip diyorsunuz. Ben cevabımı aldım, teşekkür ederim. Başka hiçbir şey söyleyemem yani bunun üstüne. Peki evet. Maliyetleriniz açısından bakılırsa mesela siz dediniz ya biraz önce hani aslında enerji maliyetleriniz biraz durdu, iyi oldu, o biraz hani hafifledi falan. Bütün toplamda paylarını ölçerseniz eğer, yani en büyük şeyiniz nedir, artış gösteren kalem hangisidir maliyetlerde şu an? Yani bir yılda, son bir yılda. Ve %100 kaçınmıştır. Evet, hazır giyimde yani. Hazır giyimde baktığımız zaman tabii ki bizim en büyük maliyetimiz ücretler, işçilik maliyetlerimiz. Hı-hı. İşçilik maliyetlerimiz aşağı yukarı bir toplam bir ürün içinde neredeyse %30'lara varıyor. %30'ların üzerine varıyor. Enerji maliyetleri tekstil kısmında tabii ciddi maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Bizim en büyük gider kalemimiz işçilik maliyetleri. Hı-hı. Peki EYT'yi sormuştuk. Son olarak onu da sorayım ben size. Tüm şirketlerde yönetim katında öyle bir hazırlık süreci geçirildiğini söyleniyor, konuşuluyor. Dolayısıyla oran var mı hani EYT kapsamında olan istihdam yoğun bir sektör olduğu için? Dolayısıyla bir de öyle o düzenlemenin getirdikleri var. Öyle bir süreçte yaşayacaksınız. Hani bir oran var mı mesela sanayide %20'lik çalışan EYT kapsamında vesaire gibi bir rakam verilmişti, onun maliyeti söylenmişti. Siz de öyle bir hesap yaptınız mı Ramazan Bey? Yaptık. Özellikle hazır giyim sektöründe biraz önce de söylediğim gibi 82 bin, özellikle 2000 yılından sonra sektörümüzdeki büyümeyi gördüğümüzden dolayı ben bizim rakamlarımız hazır giyim sektöründe EYT'ye takılan rakam %15 civarında olan bir rakam. Hazır giyimde 750 bin kişinin çalıştığını düşünürsek bunun en az ortalama %15'leri EYT'ye takıldığını düşünebiliriz. Sonuçta ayrılacaklar olacak, tazminatlar ödenecek. Orada bir süreç tabii, ek bir maliyet ama hani anladığım kadarıyla onu çok öncelemiyorsunuz. Toplam istihdam maliyeti olarak bakıyorsunuz, öyle anladım ben. Evet, tabii ki EYT'nin getirdiği bir yük olacak işverenler açısından. Bu rakamları işletme sermayelerinin cebinden çıkmış olacak. Zaten karlılıkların düştüğü noktada işletmeler zaten finansal açıdan bu sebepten dolayı biraz sıkıntıya düşecek. Bizim zaten hem hazine maliyeden hem de Merkez Bankası'ndan artık kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli finansman modellerini istememizin tek nedeni bu. Hem yapacağımız yeni yatırımlar, hem mevcuttaki değişimler, hem de bu işletme sermayelerini güçlü tutmamız için orta ve uzun vadeli kredilere ihtiyacımız olacak. Doğru, kredi desteğine de ihtiyacınız, yani bir destek şart, ona ihtiyaç söz konusu, onu anlıyoruz. Peki bu kadar maliyet içinde en son soru da izleyicilerimiz hep sorduğu için size yönlendiriyorum. Fiyat, yani bu indirimler böyle belli bir düzende ara ara yapılacak. Mesela yeni sezon başlar, belli bir süre gider, ondan sonra indirimler olur ya, ya da fiyat sabitlemesi ya da yeni sezon fiyat artışları noktasında çok soru gelmiş. O yüzden yönlendiriyorum, kusura bakmayın ama herkes böyle bir fiyata takılıyor evet içeride. Tabii özellikle bir yıl önceki beyanlarımız ya da anlatımlarımıza baktığımız zaman fiyat etiketlerinde %100'ün üzerinde artışlarla karşı karşıya kaldık. Doğru. Özellikle Kasım ayındaki enflasyon rakamlarının düşüşe geçmesi ve Ocak ayında bunun devam edeceğini düşünerek etiket fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde çok artacağını açıkçası biz öngörmüyoruz.
Burada oturulmuş, konuşulmuş, toplu yapılacak olan bir hareket yok. Ama biraz önce de dediğim gibi özellikle resesyon ve ekonomik krizin direkt hane halkını etkilediği için bizim sektörümüz burada ciddi şekilde etkileniyor. Ve burada zaten işin dinamiği ve sürdürülebilirliği açısından mevcut etiket fiyatlarıyla devam edip hatta indirimlerin belki önümüzdeki dönemlerde daha fazla indirimlerle karşı karşıya kalınıp bu kışlık ürünleri eritme yoluna mutlaka gidilecektir. Vallahi her soruya açık yürekli yanıt verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok sağ olun, vaktinizi de aldık. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Türkiye Giyim Sanatçıları Derneği Başkanı Ramazan Kaya.